Ne diyor hocam? Ben her şeyin tadına bakarım. Ben hocam bundan süs tadına bakın bakış değil. Yiyeceğin önüne koyacaktık sen. Ben dedim sen ne iş ettin? Buna sofra koyuyoruz mesela. Arıyorum sofrayı. Çarpıyorum. Hani meyhanede çarpıyorlar ya. Ne diyor hocam? Şerefe şerefe. Şerefsiz şerefe diye çarpıyor nimeti. Lan hocam ben sana yesiliye oturup sen ne çarpıyorsun hocam? Ben hürüm. Ne hürüm hocam? Sen misafirsin ya. Ne hürüm? Hürüm ben. İnsanlar hür oldular. Ama yine Abdullah'dırlar. Allah'ım kurusun sen. Hür değilsin. O evde hele hiç hür değilsin sen. Ondan sonra baktı onu kırıyor, bunu yırtıyor, namus dinlemiyor, helal dinlemiyor. Aman aman. Hocam seni bir kere bir evimize kabul ettik. Affedersin. Ne namus kodum, ne yemek kodum, ne çiçek kodum. Aman hocam dostum bir kere bu burada bitsin. İşte dünya buymuş. Allah seni dünyaya gönderiyor. Mesela misal. Genç bacılar çok fark etmez de bize şöyle tesettür süpürü geçince kaç yaşında, 85 yaşında bir tane abi var. Abi diyor ya, kardeş diyor yanından bir tesettür geçti mi diyor. Nefsim bakmak istiyor diyor ya. Neden? Bakmamayı öğreneceğiz diyor. Öylesi ya kadar imtihan oluyorsun. Ya al diyeceksin, yerden diyecek bir şey yok, takat yok, bir şey yok. Fakat nefis duruluyor. Huzur evine gittim, inan 95 yaşında falan bir tane adam. Böyle baktım, pis pis televizyonda şarkıcılar onlara bakıyor. Allah Allah. Ya ne yapacağım, al diyecek bir şey yapacağım da yok. Yani şeytan durmuyor. Öyle siyalılar falan işte edecek sana. Yapacağından değil. Öyle siyalılar falan. Ey bu o zaman imtihan mı sen? Niye öyle gelenlere? Bakma denilenlere baktım. Yeme denilenlere yedin. İçme denilenlere içtin. Ne namuslandın, ne hırslandın. Kulum kusura bakma. Ben seni kısacık bir dünyada imtihancı göndermiştim. Ben seni ebediyen cennet gününde beraber edecektim. Fakat sen insan değilsin. Cennet hayvanat bahçesi değilmiş. Böyle bir tane haberimiz. Cennet hayvanlar cennete girmeyecekmiş. Sen dünyada insan gibi yaşamadın ki en azından özür dilemeliydin. Biz biraz böyle öğretmenlik yaptık. Yurtta da düşünün çıraklar var mısın? Yurtta çocukları gönderiyorduk. Bak oğlum diyor. Ustanın para atar diyor böyle oraya buraya. Hemen cebine koyman. Çok basit misal de. Mesela hiç olmazsa akşam olunca ustaya ben şuradan para buldum ama dayanamadım doktorum elim affet beni. Desin ya lan bari. Bari onu derim. Yaptığın hakları itiraf et Cenab-ı Hakk'a karşı derim. Onu da demiyor. Özür de dilemiyor. Tövbe de etmiyor. Kusura bakma. Çünkü öyle zenginler gelirdi bazen böyle bir tane zöyle olur çocuğum birisi böyle. Hocam dedi benim bir tane kızım da var dedi. Dedim hala bu çocuk varsa ben hem şah alayım onu dedi. Dedim malı bırakın doğa bırakın kızım da veririm ben ona dedi. Hakikaten çünkü efendi çıktım. Bütün malını mülkü de verdi ya. Bütün malını mülkü de onun üzerine yaptı böyle. Arabalar, bir şeyler. Oo bir de şimdi bir hata olmasın. Mesela bak şimdi mal mülk deyince oradan ona geçtin. Şimdi 5 yaşında bir çocuk var. Fenin bir çocuğu. Soruyorum bu arabalar kim oğlum diyor. Ne diyor? Bizim. Bu fabrikalar kim oğlum? Bizim. Benim yani babamın ya. Şundan kimin bizim şundan. Oğlum senin hiçbirisi de değil ki. Neye sahip çıkıyorum sen? Olsun. Ben babamın oğluyum ya, onlar bizim hepsi. Peki çocuğun babasına bağlılığı birse, benim Allah'a bağlılığım kaç? Sonsuz trilyon. Yıldızlar kimin? Benim Rabbimin. Ben ağacın meyvesiyim. Yaratılmış bir ağaç gibi. Ben ağaca Allah bağlamış beni. Soruyorsunuz ben meyveyim şimdi. Kökler kimin? Benim. Gövde kimin? Benim diye soruyorum, benim. Ya sen daha şu anda bir meyvasın. Olsun, o gövde benim. Yapraklar kimin? Kimin yapraklar? Benim. Meyveler kimin? Ya benim kardeşlerim, arkadaşlarım onlar. Ağaçta ne varsa benim. Ağaçta ne varsa soluttum ama ne varsa benim. Yaratılmışta ne varsa benim. Benim Allah'ım. Ben onun mahlukuyum, mazlumuyum, kuluyum. Onun için bana fakirlik yok. Kulum isteniyor. O deyince bir tane daha cennet yaratılmış. O deyince bir tane daha kâhmetler demiş. Sen böyle bir Allah'ın iki karış toprak için babamla kavga edeceğini küstüreceksin öyle mi? Böyle bir Allah'ın müşteriye hile yapacağını Allah'ın öyle mi? Nasıl adamsın sen ya? Allah sana kâhmetler bir tane daha kâhmet yaratmış. Razı et onu, ebediyetlere sevin olsun. İşte dünyada kulum ben sen ne oldu? Özür de bilemedin ya. Sen nasıl insansın böyle? İşte bu manaları en güzel anlatıran ders oruçla tamamlanıyor. Tam abdoldu mu